Hasan'ı eskiden bilirmiş. Hasan'ın gazabına uğramış, birkaç tane daha haber salayım. Çocukla ilgili bir araştırma da ben yapayım demiş. Bu meseleye herkes çok elini sokmaya başladı ya. Karının samimiyetini biliyorsun. Ondan şüphe etmene gerek yok. Herkes bize karşıyken o yanımızdaydı. Tabii biliyorum da. O zaman kara bizim aleyhimize olacak bir şey öğrense bile kendine saklar. Ölse kimseye söylemez. Tamam, ben de geliyorum o zaman. Yok, bu sefer olmaz. Ben yalnız gideyim. Biliyorsun geçen sefer Galip'e götürdüğümde hayal kırıklığına uğramıştım. Yine öyle olsun istemiyorum. Önce ben gideyim konuşayım. Sonra seninle paylaşırım. Görüşürüz. Sen de hiç ders almıyorsun bu işlerden. Hasan'ın 400 bin istediğini gittin Kara'ya söyledin. Kara ne yaptı? Gitti Yaman'a yetiştirdi. Toprağa niye söylüyorsun? Ah Perihan, ah. Sen de arkadaş olacaksın da biz de göreceğiz. Şu adamı durdurabilsem keşke. Servet Bey, etme eyleme. Biz götürelim seni ha. Hayır, git başımdan. Bir taksi çağırıverelim bari sana. Ha? Araba kalsın burada, biz bakarak oluruz. Servet şu kadarcık içmeyle sarhoş olmaz. Ev de şurası zaten. Ya bir dur bari, çocuğu çağırayım. O götürüversin seni eve. Taksiyle döner sonra. Vallahi sonunda Kadir ağa bizi limon gibi sıkacak. O olacak yani. Kadir ağa, Kadir ağa. Bir gün hepinize Servet ağa dedirteceğim. Yetti lan. Perihan, aç. Yine neler karıştırıyorsun kim bilir. Of.
Benim de hakkım değil mi mutlu olmak Belgin Fritz? Beni dinleseydin İzmir'de gül gibi yaşıyor olacaktık şimdi. Ne Yaman olacaktı hayatımızda, ne Kevser, ne Zahide, ne Kadir Ağa. Sadece sen ve ben keyfimize bakıp sefa sürecektik. Oh. Eh be adam, kuş olduğunda uçtun mu be? Allah beri de kimseye söylememiş olsa. Vallahi Feraye bu sefer kesin öldürür beni. Ah Perihan, ah. Hiç akıl yok sende. Hiç ders almıyorsun bu olanlardan. Sadece korkutmak istemiştim Kara. Ölme Kara. Ölme kardeşim. Allah belanı versin Servet. Allah belanı versin. Ben ne yaptım? Ne yaptım ben? Kara. Kara. Gitme sakın Kara. Sakın gitme. Buradayım Kara. Kara neredesin? Geldim. Yaman. Ben Perihan. Perihan? Kaza oldu Yaman. Kara yerde yatıyor. Kaza mı? Ne kazası? Neredesiniz? Burada işte. Ben gözlerini açmıyor. Kaldıramıyorum Yaman. Perihan sakin ol. Neredesiniz? Söyle. Ya şeyde işte. Hani benim evden çıkıyorsa ya böyle kocaman bir cadde var. Oradayız. Kara, Kara ne olur aç gözlerini, ne olursun Kara, ne olur. Hadi dedene babaannene iyi geceler de, sonra da doğru yatağa. İyi geceler dedeciğim. Hadi bakalım.
Allah rahatlık versin. Bu gece yatağında güzel bir uyku çek. Bir daha da öyle afacanlıklar yapma. Tamam mı dede? Tamam dede. İyi geceler babaanne. İyi uykular kıvırcık kuzum. Küçükken kucağımızda uyurdun. Evden kaçamazdın. Bizi de üzmezdin. Çok mu üzüldün? Çok üzüldüm. Seni bulduklarında bizi istememişsin. Biz dururken o kadını çağırmışsın. Feray yenge mi? Biz ondan çok iyi arkadaşız. Nasıl arkadaşlıkmış bu? Tabii, okuldaki arkadaşlarımdan daha iyi. Her istediğimi yapıyor. Beni hiç zorlamıyor. Ben onu çok severim. Ya bu uykuyu kaynatmaya çalışıyor. Siz de hiç anlamıyorsunuz ya. Allah bilir okulda da aynı şeyi yapıyorsundur. Hadi bakalım doğru yatağa. İyi geceler. İyi geceler yavrum. Gör bak. Yere göğe sığdıramadığın gelinin bize ettiklerini. Çocuğu aldı anasının evine götürdü. Pavyoncu kadına teslim etti. O da beynini yıkamış. Allah'tan az kaldılar. Yoksa çocuk hiçbirimizi tanımayacaktı. Yastırma. Sen de yaraya tuz basmaya bayılıyorsun vallahi. Zaten çocuk öyle şeyler söyledikçe içime oturuyor. Bir de sen başlama bari ya. Aa, sıkıldım vallahi. Servet. Ne yapıyorsun sen orada? Arabayla çukura girdim de bir altına falan bakıyorum. Yine mi içtin sen? Yok. Bir duble falan. Ne dublesi öyle? Şişeyi üstüne başına mı boca ettin? Leş gibi kokuyorsun. Bak bu sana son ihtarım. Bir daha bu kapıdan içkili girersen son girişin olur. Defolur gidersin bu evden. Baba, en iyisi mi sen bana uyacağım kuralların listesini ver, ben de rahat edeyim, sen de rahat et. Ayıl da öyle konuş benimle. Babana o kadarcık saygın kaldıysa tabii. Şeytan diyor, bas git. Gözlerime inanamadım. Çünkü üzerimdeki parmak boyunda bir insandı. Kısa sürede etrafımı birçok küçük insan sardı. Gülmemek için kendimi zor tutuyordum. Görünüşleri çok komikti. Elleri... Anne, ben artık Mısır istemiyorum. Neden? Çünkü büyüdüm artık. Yani öyle düşünüyorum. İnsanlar masallardaki gibi iyi değillermiş. Ben bunu öğrendim. Keşke herkes masallardaki gibi iyi olsa ama değil. Ne demek şimdi bu? Mesela Feraye yengem. O çok iyi biri. Bir görsen koşa koşa geldi Meryem'in kulübeye. Bana bir sarıldı. Ama kimse onu sevmiyor ki. Mesela sen. Sen de sevmiyorsun onu. Neden olduğunu bir bilsem. Nasıl sarıldı sana? Sen nasıl sarılıyorsan öyle işte. Çok sıcaktı. Beni hemen ısıttı böyle. Bak ne diyeceğim sana. Yarın okuldan döndüğünde hani şu televizyona bağladığın oyundan oynayalım. Var mısın masa tenisine? Sen onu oynamayı bilmiyorsun ki. Sen öğretirsin bana. Gerçekten mi? Evet. İstersen araba yarışı bile yaparız seninle. Ama kaybeden sakızlı muhallebi ısmarlar. Hep ben yenerim. Yen de görelim. Anneciğim benim. Dünyanın en süper annesisin. Oğlum sen de dünyanın en tatlı oğlusun. Ha
Hangi vicdansız yol ortasında bırakıp gider Perihan? Allah'tan ben oradaydım da ambulans çağırdım. Ben gidip doktorlarıyla bir konuşayım. Tamam. Ben bekliyorum burada. Daya Kara, ne olur daya. Buyurun oturun. Hastamız hakkında bilgi almak istiyorum da. İç kanama yok. Bu iyi bir haber. Ama bilinç kapalı, nabız zayıf. Yarın sabahtan önce bir şey söylememiz mümkün değil. Peki tam teşekküllü bir hastaneye götürmemiz daha iyi olur mu? Beyefendi, eğer bu hastayı kımıldatırsak kaybederiz. Affedersiniz. Ferahi. Yaman, ne oldu? Sesin çok kötü. Kara canıyla boğuşuyor Ferahi. Ne demek o ya? Karayı araba çarpmış. Ne? Şu an yoğun bakımda. Perihan'la hastanedeyiz. Tamam, ben hemen geliyorum. Tamam canım. Peki, iyi akşamlar. Yaman aradı. Karaya araba çarpmış, hastanelermiş. Ne? Nasılmış durumu? Kötüymüş galiba, bilmiyorum. Ben gidiyorum hastaneye. Bu saatte tek başına gidemezsin. Ben seni götüreyim. Sağ ol. Bu saatte yengesini yalnız bırakamazmış. İş buradaya vardı demek. Karayı düşünce ne? Ben bir abimi arayayım. Sağ ol Mesut, bu saatte de zahmet verdim sana. Sen olmasan da gidecektim. Karayı severim. Yine de sağ ol. Bak, senin alıp veremediğim hiçbir şey yok. Ama yine de boşuna iyi niyet göstermeye çalışma. Bu benim tavrımı değiştirmez. Ben hiçbir zaman abimin karısı olarak görmeyeceğim seni. Bunu bil, ona göre davran. Boş boşuna da benim gözüm boyamaya çalışma. Ben hiç kimsenin gözünü boyamaya çalışmıyorum. Sadece abim ve siz eskisi gibi olun istiyorum, bu kadar. O abimle bizi ilgilendirir. Sen karışma. Ya İlmi Efe. Hastaneye gidiveremedik be. Gidelim ya. Yaman'a yine yalakalık edeceksin değil mi? Ya böyle bir zamanda denecek laf mı bu ya? Karayı hepimiz severdik. Hem belki Yaman'ın bir şeye ihtiyacı vardır ha. Kuru kalabalık ederiz orada. Yaman'ın bir şeye ihtiyacı olsa bizi mutlaka arar. Hayırdır Efe'le? Karaya ne oluvermiş ki? Bir araba vurup kaçıvermiş. Demem be. Ne zaman oluvermiş? Demeyecek. Beren onu arka yolun ortasında bulmuş. Şerefsiz bir vurmuş kaçmış. Durumu nasılmış peki? Komada. Perihan. Ferahi. Nasıl Kara? Çok kötü Ferahi. Abim nerede? Doktorla konuşmaya gitti. Ben bir bakıp geleyim. Ne oldu Perihan? Kara bana gelmişti. Sonra çıktı. Nereye çıktı? Eve. Emin misin eve gittiğinden Perihan? Yaman'la buluşmaya gitmiş olmasın? Öyleydi galiba. Öyleydi Perihan. Benim önümde konuştular telefonla, sözleştiler. Kara en son Ferahi'nin oğlu ile ilgili bildiklerim var dedi. Ne oluyor? Ya Ferahi, ben Kara'ya söyledim. Thank you.
Sadece bana akıl verir sandım. Ne aklı ya, ne aklı? Ben sana işlerime karışma demedim mi? Feraye, senin iyiliğin için. Ya bu inat niye Perihan, ha? Bu inat niye? Sen nasıl gider söylersin karaya benim tek sırrımı? Ya işler iyice çığırından çıkmıştı. Sen artık göremiyordun. Karaya söylemesem ne olacaktı? Bugün yarın Yaman öğrenecekti zaten. Tümden kaybedecektin Yaman'ı. Sonra seni nasıl toparlayacaktık ha? Ya sen olacakları benden daha iyi biliyorsun yani, öyle mi? Ya Perihan, sen bu Hasan'ın 400.000 lira istediğini söylemedin mi karaya? O da gidip söylemedi mi Yaman'a? Ya bunu nasıl söylersin gidip Yaman'a söyleyeceğini bile bile? Ya bu kadar önemli bir konuda hemen Yaman'a gitmez diye düşündüm. Biz beraber konuşur, bir çözüm oluruz diye düşündüm. Seni böyle dağılmış görünce ben de olayların altında ezilip kalıyorum. Öyle mi Perihan? Ağır mı geldi benim sırrım sana? O zaman sen git evine, kafanı dinle. Güzel güzel dinlen, olur mu? Hadi. Perihan çıkıp gider misin Allah aşkına? Servet, ne oldu? Hiç, yatacağım. Bu saatte. Erkencisin. Keyfim yok. Bu gece koynuna girecek sürtük bulamadın herhalde. Üstüme gelme Kevser, havamda değilim. Havanda olunca da başka kadınların peşinde koşuyorsun. Benim için fark eden bir şey yok. Ya sen nasıl bir kadınsın be? İnsan gibi konuşuyoruz, gene fayda etmiyor. İnsanım kızım ben. Bir nefes almama fırsat mı veriyorsunuz? Derdimi sordun mu var? Bana yarenlik ettin mi var? Nasıl sorayım Servet? Bu odaya ne zaman girsen ya sarhoşsun ya kavgalısın benimle. Kevser, ben sana eve geri dön diye yalvarırken artık senin kocan olacağım, toprağın babası olacağım demedim mi? Ama sen bir yandan, babam bir yandan üstüme gelip beni çıldırtıyorsunuz ya. Şeytan diyor, bas git bir daha da gelme buralara. Canım. Hepimize geçmiş olsun. Sağ ol canım. Bir şeye ihtiyacınız var mı abi? Yok, bekleyeceğiz. Karayı yataktan kalkacak biliyorsun değil mi? En azından uyanıp bir şey söylese de ona çarpan hayvanı bulsak. Bir gören yok mu? Yok. Ama Kara kesin görmüştür. Kalkınca kendisine sorarız. Ona kolay kolay hiçbir şey olmaz, merak etme. Biliyorum. Kafasında ona çarpandan nasıl hesap soracağını planlıyordur zaten. Abi. Hadi siz eve gidin, ben burada beklerim. Ben kalacağım, sen Feraye'yi eve bırak. Ben de kalacağım seninle. Tamam o zaman, ben kaçıyorum. Telefonum açık, bir şey olursa ararsınız. Tamam kardeşim. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Ayıldın mı? Sarhoş değildim baba. Efendim? Sabah Kara'nın oradan alacağım seni dedim ya. Ne? Kara'ya. Nasıl kaçmışlar? Kim çarpmış ki? Vah vah. Ben pek sevmezdim o adamı ama üzüldüm şimdi ya. Neyse ben sabah alırım seni.
İyi akşamlar. Ne olmuş baba? Karaya çarpıp kaçmışlar. Ölmüş mü? Yoğun bakımdaymış, komada. Komada. Tahir, bu karanın bir düşmanı falan var mıydı? Siz erkekler belaya bulaşmadan duramazsınız. Yoktu. Ufacık kasabada kim çarpar adama? Naci, ben orada kimin çarptığını biliyorum. Kim? Servet. Servet mi? Ne biliyorsun? Kara bir güzel benzetmiş bunu. Geldi buraya, rakıları diki diki verdi kafaya. İçerken her şeyi de anlattı bana. Karaya olan bütün kinini kustu. Sonra sarhoş kafayla atladı arabaya gitti. Hangi yoldan gidecek bu eve giderken? DM'nin olduğu yoldan gitmeyecek mi? Saati bile tutuyor. Kesin o çarptı. Tahir, çeneni sıkı tut. Kimseye bir şey deme. Gerekirse yalancı şahitlik yapacaksın Servet Bey'e. Yapacağım tabii. Eğer Servet çarptıysa, bunu da bir tek ben biliyorsam. Naciye, yaşadık kız. Böyle başkalarının kapılarında uşaklık falan etmek yok gali. Servet parayı önümüze dökü dökü verecek. Şans ayağımıza kadar geldi kız. Hoş geldin. Ne bu haliniz ya? Karaya araba çarpmış Necip. Yapma. Durumu nasılmış peki? Koş Kadirlere sor. Ne de olsa yeni ailen onlar. Anne, ben Karayı soruyorum. Şimdi bunun Kadirlerle ne alakası var? Kötüymüş Necip. Ama abim yanında değil mi? Evet. Mesut da Feraye'yi götürdü. Vay. Mesut Bey de düşman saflarına geçti demek. Güzel. O işi ancak sen becerirsin Necip. Düşman saflarını en iyi tanıyan sensin. Sen gitmeyecek misin? Yok. Benim yarın sabah erken kalkmam gerekiyor. Gidip ne yapacağım ki? Karının bütün sevenleri yanında ne de olsa. Yeter o kadar adam. Allah rahatlık versin. Bir yalanla başladım. Başka bir yalanla devam edemem. Toprağa söylemem lazım Yaman'a. Perihan haklı. Bu böyle nereye kadar gider? Ya sana parasını denkleştiremezsem? Allah'ım Galip'e de para vermem lazım. Ben bu kadar parayı nasıl bulacağım? Bu iş çığırından çıkıyor kızım. En iyisi Yaman'a söylemek. Kesin söyleyeceğim. Ben bugün bu işkenceyi bitireceğim. Bugün konuşacağım Yaman'la. Bugün konuşacağım. Bekleyeceğiz diyor. Bir gelişme yok. Üzülme. Çıkacak komadan. Biliyorsun değil mi? Biliyorum. Orada daha fazla dayanamaz zaten. Sen de bütün gece perişan oldun. Yok canım. Senin bir görüşmen yok muydu bugün? Önemli diyordun. Gitmeyeceğim. Olur mu hayatım? Gitsen ben buradayım. Bütün gece bekledin zaten. Seni yalnız bırakmak istemiyorum. Ha iki kişi beklemişiz de bir kişi ne fark eder ki? Hadi sen git. İşinden kalma. Bir gelişme olursa, uyanırsa falan beni hemen ara olur mu? Tabii ki haber veririm, merak etme. Görüşürüz. Görüşürüz. Yaman. Dönünce seninle bir şey konuşmak istiyorum. Şimdi konuşalım. Yok, dönünce konuşuruz. Biri bir kötülük mü yaptı? Hasan veya diğerleri? Hayatım, gelince konuşuruz olur mu? Thank you.
Anne, vakfa mı gidiyorsun? Aha, ama önce annene uğrayıp iki çift laf edeceğim. Anneme mi? Niye? Feraye denen o kadını zapt etsin diye. Sırma anne, ne alakası var annemin o kadınla? Niye? Aynı evde oturmuyorlar mı? Zahide'nin gelini değil mi o? Söyleyeceğim, o kadına sahip çıksın. Bir daha o sokak kadını evimin önünden bile geçmeyecek. Anne, ben konuştum Feraye ile, sen de gördün. Bir daha tekrarlanmaz ki artık öyle bir olay. Ben işimi sağlama alayım da. Hazır mısın Toprak Efe? Bugün okula seni ben götüreceğim. Annem beni götürecek, biz konuştuk. Öyle mi? E tamam, o zaman dönüşte ben alırım. Hem bizim arabayı sürmesini öğretirim sana. Benim dersim var. Küs müyüz? Bilmiyorum. Senden özür dilemiştim Toprak. Hani bu meseleyi halletmiştik? Seni Meyrin'in oradan zorla getirdiğim için bana kızma. Babalar doğru olan neyse onu yapar oğlum. Anne vurmak da mı doğruydu baba? Arjantinus yavrusu kısrak. Şunun zarafetine bakar mısın? Çok güzel görünüyor. Ama ben atlardan sizin kadar anlamam Serdar Bey. Yani sen yeni atımı görmeye gelmedin mi? Hayır, iş için geldim. Şaka yapıyorum, şaka. Necip eskiden çok gelirdi buraya, atları severdi. Atların şu dingin sessizliğine bakınca para, pul, hırs hepsi boşuna diyorum. Ama işler kötüye gidince boşuna diyemiyorsunuz. Durum ciddi galiba. Mahsul elimizde kalacak. Akkovanlar alırdı bütün ürünü senin. İpleri kopardılar bizimle de. Duymuştum. Klasik aile durumları. Maalesef. Batı'da özel hayatla iş birbirine hiç karıştırılmaz. Herhalde bunları öğrenmeye birkaç yüzyılımız daha var. Biz maalesef bunları acı bir tecrübeyle öğrendik. Lafı daha fazla uzatmayacağım Serdar Bey. Hemen konuya girmek istiyorum. Bizim mahsulümüzle ilgilenir misiniz? Bu yılın bütün angajmanını yaptık. Geç kaldık galiba. Seni zor zamanda yalnız bırakmam Yaman. Gerekirse şoklarız malı, birkaç tanıdığı haber salarız. Zamanı gelince bir icabına bakarız. Teşekkür ederim. Hadi gel, atlarla gezelim biraz. Teşekkür ederim. Hastaneye gitmem lazım. Arkadaşım hastanede, eşim başında beni bekliyor. Geçmiş olsun, önemli bir şey değildir umarım. Trafik kazası. Ama inşallah yakında iyileşecek. Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Çok geçmiş olsun. Tez zamanda iyileşir inşallah. İyi günler Serdar Bey. İyi günler. Çuval taze ot kaldırdım pazardan mezelik. Buyur gel Servet Bey. İşim var Tahir. Dün gece tam buracıkta karaya çarpmıştı, haberin var mı? Yok, kaza mı olmuş? Ya ya, biri çarpmış kaçmış karaya. Sen de buradan geçtiydin herhalde. Gördün bir şey? Ben buradan geçmedim, arka sokaklardan gittim. Ha, ya senin çıkış saatine de uyuyordu, o bakımdan soğuduydum yani. Görmedim Tahir. Hem benim yolu görecek halim mi vardı ya? Ben çevirme olur diye arka sokaklardan adım adım gittim. Evet. Öyle diyorsan öyledir canım. Neyse hadi tutmayayım ben seni gali. Uğurlar ola hadi bakayım. Hadi hadi. Nasıl da kıvırıyor karı gibi. Bülent Tahir kesin o kalıyı balık yakaladın sen. Naci. Sehpaların tozunu iyi aldınız mı?
Aldım hanımım. Aman halime rezil olmayalım da. İkram için ne hazırladınız? Poğaça yaptık. Ben de kek atı verdim fırına. Güzel. Bu ne? Ha, Beyza bırakmış onu. Melek. Kız çocuğu bu. Öğret artık ev işlerini şuna. Az kaldı beni sırmaya rezil edecektiniz. Al şunu götür. Koş koş, gel aç. Hoş geldin sırma. Buyur. Geç geç otur. Hoş bulduk. Bir yorgunluk kahvesi ya da başka bir şey alır mıydınız? Zahmet etmeyin. Bari misafiri ağırlamamıza müsaade edin. Bir kahve yapıver. Sırma Hanım orta şekerli içer. Hemen. Doktor İrfan Bey'i bağlar mısınız? Hemşire Hanım, bir sorun mu var? Bir saniye hanımefendi. Söyler misiniz lütfen, nasıl hastamız? Doktoru çağırmam lazım. Doktor bey, acil yoğun bakıma lütfen. Feraye ne oldu? Bilmiyorum ki, doktoru çağırdılar. Doktor bey. Üstü diyabet istasyona gibi buraya. Atropin almanı verecek. Doldur. Hastanızı kurtaramadık. Asıl geliş sebebim Kevser değil Zahide Hanım. Benim sıkıntım senin pavyoncu gelininle ilgili. Ne olmuş ona? Toprağın peşi sıra hesap sormak için kapıma dayandı. Duymuşsundur. Maalesef. O kadın kim oluyor ki torunumla ilgili ahkam kesmek için kapıma dayanıyor? Bir daha her ne sebeple olursa olsun kapıma dayanırsa... Haklısın. Bu konuda çok haklısın. Zahide Hanım, toprak senin de torunun. Öyle bir kadının torunumun aklını çelmesine nasıl müsaade edersin? Bu evde neler oluyor? Peki, sizin evde neler oluyor Sırma? Ne oldu da toprak evden kaçtı? Toprak gibi akıllı, zeki bir çocuk durup dururken evden kaçar mı hiç? Bu ne şimdi? Sen beni neyle itham ediyorsun? Açık açık söyle. İtham etmiyorum. Açık açık söylüyorum. Hiç suçumuz yokken bizi düşman bellediniz. Necip'i de yanınıza çektiniz. Şimdi de o evde benim kızıma kötü davranılıyorsa... ben de susmam. Zahide Hanım, kızına evimizde layıkıyla davranılıyor. Sana naz yapıyorsa bilmem. Kevser'in ne kadar uyumlu, ne kadar vefalı olduğunu sen daha iyi bilirsin.
senin oğlunun hovardalıklarını yıllarca sineye çekti. Aslanlar gibi çocuk büyüttü. Şimdi durup dururken ne diye naz yapsın kız? Benim kızım üzülüyorsa onu üzenlerle ben başka türlü konuşurum Sırma Hanım. Zahide Hanım, Zahide Hanım, bu kadarı fazla. Hem kabahatlisin hem de tehdit ediyorsun. Sizin bize yaptığınız saygısızlığı biz kendimize yedirip de yapmayız. Herkesi kendin gibi bilme. O kadın ayağımın altında dolaşırsa bunu senden bilir. Ona göre. Melek, bana su getir. Anne. Ne bu bağırış çağırış? Ne oldu? Elinin körü oldu. O Feraye şırfıntısı yüzünden işitmediğim laf. Alo. Sahiden. Ben Feraye. Maalesef size kötü bir haberim var. Biz Kara'yı kaybettik. Alo. Zahide Hanım, iyi misiniz? Yaman'ı ver bana. Yaman Kara ile vedalaşmaya girdi içeri. Anne. Kara. Ölmüş. Servet, niye erken geldin? Keyifsizim, başım ağrıyor biraz. Asiye, bana bir ağrı kesici getir. Ana, grip oluyor herhalde Servet abi. Bir de grip ilacı getireyim mi yanında? Önceden tedbir almak lazım bu mevsimler. Getir, getir. Ne oluyor sana Servet? Hastayım dedim, ille de sorarsın inini dibini. Efendim Dilara. Ne? Kara öldü mü? Ne diyorsun sen? Hayır, hayır, benim haberim yok. Kimse bir şey söylemedi bana. Ay çok üzüldüm ya. Tamam, sen annemin yanından ayrılma ablacığım. Servet, Kara ölmüş. Duydum Kevser, duydum. Ne zaman yeni evlileri görsem hep bahar ayları gelir aklıma. Çiçeğe durmuş ağaçları hatırlarım hep. Denize açılan yelkenlileri. Eskiden böyle miydi? Büyükler fener olur, yol gösterirlerdi yeni evlilere. Tekneleri kayalara çarpmasın diye. Hadi yeni evlilere içelim. Thank you.
başımız sağ olsun. Kara gitti Necip. Başımız sağ İnsan hayatı pamuk ipliği gibi. Dün vardı, şimdi yok. Allah rahmet eylesin. Amin. Bütün dertlerinden kurtuldu işte. Bir başına candı. Kimsesiz ölmek ölümden de beter. Yaman'ı oğlu gibi severdi. Servet, cenaze kaçtaymış öğren de giderim. Gitmezsek ayıp olur. Ben Yaman'dan öğrenirim. Öğrenirim baba, gideriz. Taziyeyi karşılayacak kimsesi de yok. İnsanlar boş eve mi gidecek baş sağlığına? Çok acı sahiden. Ben biraz uzanayım. Her tarafım kırılıyor. Elhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha.
Hayırlı günler. Hayırlı günler. Gördün mü Servet? Kimseyle küs ayrılmayacağım. Sabaha kimin sağ çıkacağı belli değil. Anlamadım. Hayır, rahmetliyle kavgalı gitti ya sen, onu diyor. Yani bu dünya ölümlü dünya biliyorsun. Ne demek istiyorsunuz beyler ya? Şimdi sırası mı? Hayır, senin için üzüldük evladım. Yani onu diyor. Başka ne diyecek? Kara iyi adamdı. Allah taksiratını affetsin. Amin, amin. Tamam, amin. Gel gel. Beyza'yı hazırlıyorum beslenme saati için. Rahat ol. Erkenden bahçelere gitti seninki. Şunları koysana oraya. Feraye. Hı. Ne olacak Yaman abimin hali? İyice taktı karanın katiline. Sen de fark ettin değil mi? Edilmeyecek gibi değil ki. Zaten az konuşuyordu, şimdi iyice ağzını bıçak açmaz oldu. Vallahi bilmiyorum Melek. Ulaşamıyorum ben Yaman'a. Konuşmuyor, yemek yemiyor, uyumuyor. İyice asabileşti. Hala bir gelişme yok mu? Kara öleli 10 gün oldu. Çarpanı tespit etmek bu kadar mı uzun sürer? Arkadaşlar uğraşıyor Yaman Bey. Siz de biliyorsunuz. Ortada bir görgü tanığı yok. Yani bu arabanın yerde fren izi de mi yok? Karanın elbiselerini de aldınız. Yani hani diyeyim, arabanın rengi de mi belli değil? Bu teknoloji çağında bu it herifi nasıl bulunmaz bilmiyorum. Elimizden geleni yapıyoruz. Peki, teşekkürler, sağ olun. Polisin bulamadığını sen nasıl bulacaksın diyorum. Dinletemiyorum bir türlü. O geceden beri orada kalan bütün evlerin kapısını çalıyor Melek ya. Kolay değil onunki de. Kara babası gibi olmuş yıllarca. Ben hazırım anne. Tamam kızım. Ben Beyza'yı okula götüreyim. Nasılsın tatlım? İyiyim. Anne, hani bizim gösterinin kıyafetleri vardı ya. Hı? Onu yapacak abla taşınmış. Yapılmıyormuş kıyafetler. Aa. Evet, yapacak birini bulamamışlar. Melek, biz konuşmuştuk ya seninle. Ben anlıyorum bu işlerden. Ben yapayım. Hem de boş oturmamış olurum. Şimdi hazır Zahide Hanım yokken götüreyim okula, müdürle de konuşurum. Olur mu? Güzel olur. Hem sana da meşgale olur dediğin gibi. Tamam o zaman. Ben hazırlanayım, hemen çıkarız. Patatesini olur mu kızım? Servet, kabus mu gördün yine? Bağırdın mı? Hı. Al su iç. Sen de bu ara iyice bir garip oldun ha. Hastayım kızım. Ateşim düşmüyor. Kendini de görüyorsun işte. Eskiden hasta da olsan eve girmezdin. Şimdi akşamları bile çıkmıyorsun. Ayrıca fark etmedim sanma, geceleri de uyumuyorsun. Sabaha karşı anca dalıyorsun. Kimsenin telefonlarına çıkmıyorsun. Böyle insanlardan kaçar gibi bir halin var. Yalan mı? Sen hep doğrusun Kevser. Hep doğrusun. Niye kızıyorsun şimdi? Seninle ilgilendim diye mi? Evde kalsak suç, dışarı çıksak suç. Sana da yaranamadım gitti ya. Aa, Mesut. Ne demiş? Bugün saat 11'de limana gel. İkimiz için de çok önemli. Al, oynama demedimmiş çocukla. Ya şundaki burnu büyüklüğe bakar mısın? Tam Zahide. Emir buyurmuş beyefendi. Neymiş, şu saatte şuraya gel. Allah Allah. Aşktan kafayı yemiş. Gitmeyeceksin herhalde. Oyun başladı Asiye.
kız ne oyunu? Mesut'tan bu hamleyi ne zamandır bekliyordum. Bardaki kavgada da bilerek yem attım ona. Ama düştü bizim balıkçı. Selma, Allah aşkına yapma. Bak zaten ortalık bayram yeri gibi. Bir de sen tuz tutma ya. Sen korkma Asiye'cim. Olay benle biter. Hadi sen dön işine. Babam da seni kesecek falan değil zaten. Bilemiyorum Feraye Hanım. Size yük olmak istemeyiz. Biz bir terziye verelim. Ücreti neyse okul aile birliği bütçesine karşılayalım diyorduk. Gönüllü biri varken parayı daha elzem şeyler için kullansanız daha doğru olmaz mı? Yani zaten benim elimden geliyor böyle şeyler. Dikiş, nakış falan. Toprak ve Beyza da var gösteride. Ben de onların yengesiyim. Yani ben dikeyim diyorum kostümleri. Peki o zaman. Gösteriyi yöneten hocamız yarın gelecek. Uğrayın bir ara sizi görüştüreyim. Tamam. Uğrarım tabii. Teşekkür ederim. İyi günler. Hadi ya. Şimdi Ferengi mi dikecek bizim kostümleri? Tabii oğlum. Ben getirdim onu okula. Müdürle konuşuyor şimdi. Süpersin Beyza. Ben susadım. Zil çalmadan kantinden su almaya gideceğim. Sen de gelsene. Ben Ferengi'mi bekleyeceğim. Tamam. Toprak. Ferengi. Hanım. Ne dedi müdür? Bakıyorum haber çok çabuk yayılmış. Ya söylesene. Kabul et. Elbiseleri ben dikiyorum. Süper. Sen nasılsın bakalım? İyiyim ama evde biraz sıkılıyorum. Sen yoksun. Dilara teyzem yok. Öyle mi efendim? Peki bak bakalım burada ne var senin için? En sevdiğimiz çikolata. Ya benim gitmem lazım. Sen miydin? Karayla dertleşmeye gelmiştim. Ben de. Bu bahçe hep bir kadın eline ihtiyaç duyardı. Kara bunu bilirdi ama kimseye söylemezdi. Söylenmesi gerekenler zamanında söylenseydi... Biz şimdi burada karayla oturuyor olurduk. Geldin. Sadece seni uyarmaya. Hangi konuda? Bana mesaj atmaya, ne bileyim not falan göndermeye devam edersen bir dahakine babama göstereceğim. Artık gerisini sen düşün Mesut. Anladın mı? Not istemiyorum. Selma, o gece barda da aynısını yaptın. Ya kendi lafını söyleyip basıp gidiyorsun. Ya kendimi savunmam için şans versene bana. Önce bana gelip aşık olduğunu söylüyorsun. Sonra başka kadınlarla gezip tozuyorsun Mesut. Ben buna kendini savunacak bir şey göremiyorum. Sen görebiliyor musun? Ay... Esma teyze, dur. Ya bizim vakıftan şimdi görürse sahnesini anneme yetiştirir. Gel. Bir dakika, şöyle gel. Gel. Selma. Selma sakın çıkma içeri. Sakın kafanı kaldırma. Kadın bu tarafa doğru bakıyor. Thank you.
yapıyorsun ya? Ya senin annenin gazabından kurtarıyorum işte. Fena mı? Ya beni kıyıya götürür müsün lütfen? Senin bir yaptığın eşkıyalık. Selma niye geldin? Neyse söyledim ya niye geldiğini. Ya, telefon açsaydın. Demek ki beni görmek istedin. Kasabada kumaş bırakmamışsın. Ne bunlar böyle Feraye Hanım? Beyza'nın gösterisi için kostüm dikeceğim. Onun için aldım bu kumaşları. Hiç işin yok mu senin? Yok Naciye. Ben bunları yukarı çıkarıvereyim. Gelin hanım. Bakıyorum çocuklara yanaşmak için fırsat bulmakta hiç zorlanmıyorsunuz. Maşallah. Bir hayır işine gönüllü oldum. Ben bunda kötü bir şey göremiyorum Zayda'nın. Hesabı nedir bilemem. Ama torunlarımdan uzak dur. Sizin torunlarınız benim yeğenlerim. Artık siz de bunu kabul edin. Hiçbir zaman bu ailenin bir parçası olmadın. Olmayacaksın da. Belki Filiz. Şimdi hayal aleminden çık, kulaklarını aç, beni dinle. Aklınca Beyza'yı toprağa hoş tutarak Yaman'a tesir edeceksin. Tabii çocukları kandırmaktan kolay ne var? Anasının babasının yaptırmadığı şeylere izin ver, senden iyisi yok. Ama senin oyunlarını ben görüyorum. Başkalarının da görmelerini sağlayacağım. Ben sadece boş durmak istememiştim. Başka da bir hesabım yoktu. Çünkü bakıyorum ki insanlar boş oturdukça sadece dedikodu yapıyorlar Zahide Hanım. Ya. Sana dedikoducu mu dedi bu? Sen işine bak. Nereden çıktı bu? Lise fotoğraflarından kestim. Çok eski bu. Ya ne yapalım yenisi yok ki. Ayrıca çok çirkin çıkmışım burada. Tamam kabul. Şimdi daha güzelsin. Mesut. Ben buraya neden geldim biliyor musun? Buraya sadece bana mektup yazma demeye geldim Mesut. Gerçekten babama söyleyeceğim bundan sonrasını. Öyle diyorsan öyle der. Evet öyle diyorum. Şimdi beni kıyıya götürür müsün lütfen? Peki. İşte bildiğin gibi parçalı bulutlu. Bir yaramazlık yok. Siz ne yapıyorsunuz? Ne yapacağım? Yaman'ın zillisiyle uğraşıyorum. Ne yaptığını duydun mu? Şimdi de çocukların temsilinin elbiselerini dikecekmiş. Feraye mi? Evet o. Kızım o bizim bildiğimiz entrikacılardan değil. Çok becerikli çıktı. Bu kasaba böylesini görmedi. Ne yapmış etmiş müdürü de kandırmış. Eve top top kumaşlarla geldi. Burayı da terzihaneye çevirecek. Anne sen de yüz göz olup durma şununla ya. Kızım ben geri durdukça bu kadın pervasızca meydanlara çıkıyor. Yaptıkları yetmedi şimdi de torunlarımı zehirlemeye başladı. Geçen gün Sırma Hanım geldi ne diyeceğimi bilemedim. Yok yok. Biz bir an evvel bu kadını durdurmak için yeni bir şeyler düşünmeliyiz. Hayır bir de ayrı eve çıkarlarsa. Artık bir daha Yaman'ı hiç kurtaramayız bu mendebunun elinden. Anne tamam sen şimdi bir sakin ol bir dur. Ben bir ara gelirim eve yüz yüze konuşuruz oldu mu? Şimdi kapatmam lazım. Tamam kızım. Görüşürüz. Sen şunun yaptığına bak ya. Çok oldun sen Feraye. Çok oldun artık. Bu bulduğun müşteriyle aramızı iyi tutalım. Yaman devreden çıktıktan sonra bize adam gibi çalışacak üreticiler lazım. Tamam Kadir abi. Halde bir takım söylentiler varmış. Ne söylentisi abi? Yaman şimdi Necip'i mumla arıyor diyorlarmış. Öyle geldi kulağıma. E tabii. Sen bu işlerde iyisin oğlum. Hem üreticiyle aran iyi. Hem malı pazarlamakta maharetlisin.
Ben sadece işimi yapıyorum abi. Yok yok, öyle de kendini küçümseme. Ben biliyorum, ben öteden beri beğenirdim seni. Teşekkür ederim. Ya şu şeyleri de sen mi bağladın sizinkilere? Hani şu atları olan adam. Serdar Bey. Heh, onu. Evet, ben bağladım abi. Yani ben atları çok severim, bilirsin. Serdar Bey'le tanışınca kanımız kaynadı birbirimize. Ama sonra Yaman abim gidip son anlaşmayı yapınca... Zahide Hanım'ın gözünde bu işte Yaman abim halletmiş oldu. Aslında biz Serdar Beylerle çok fazla çalışamadık. Sizin ihracatınız artınca anca size mal yetiştirebiliyorduk zaten. Hmm. Yaman'ın şimdi yüklüce mal alacak birine ihtiyacı var. Herhalde o Serdar Bey'e gider artık. E tabii, başka kime gidecek? Zaten Mesut'la konuştum. Abim Serdar Bey'den randevu almış. Ona gidecekmiş. Hmm. Gitsin bakalım elin adamına. Karan'ın evine geliyordum. Her gece gidip orada oturuyorsun. Hayatım, insanın acısı yalnızken daha da büyür. Ne olur en azından yanında olmama izin ver. Kara bize destek olmasaydı biz çoktan buralardan gitmiş olurduk. Biliyorsun değil mi? Ona çarpanı bir bulsalar içim biraz rahat edecek. Kazanın olduğu yerdeki evleri tek tek sordum. Ne gören var ne duyan. Bir tane bu polisin işi. İzin ver, polis mutlaka bir ipucu bulacaktır. O benim babam gibiydi. Babamla konuşamadıklarımı konuştum. Babam gibiydi. Ben bir türlü yanına gelemedim. Aklım hep sende. Ne oldu Mesut'la? Selma artık zor kız oldu. Oynuyorsun değil mi çocukla? Kızım halini görmen lazımdı. Gülmemek için kendimi zor tuttum. Böyle bir afralar, tafralar, pozlar. Beni tavladığını sanıyor salak. Selma, sen günah nedir bilir misin hiç? Ha? Niye zalimlik ediyorsun? Niye çocuğun duygularıyla oynuyor? Ne yaptı bu çocuk sana ya? Ne mi yaptı? Mektup yazdı Asiye. Daha ne yapsın? Bu mu yani? Asiye, başından beri o mektupları adam gibi imzasını atsaydı... ...ben burada kendi kendime gelin güvey olmayacaktım. El aleme rezil de olmayacaktım. Hiçbir şey yapmadığını sanıyor ama her şeyi başlatan Mesut. Asiye! Asiye, fırına bak, kızım yemek yanıyor. Allah, yaktım gene yemeği. Hep senin yüzünden, kafamı bıraktım ben de. Selma. İyi davran Mesut'a, iyi bir oğul. Karaoğlunla ilgili ne öğrenmişti acaba? Bilmem. Hasan'ın çevresinden Kara ne öğrenebilir ki? Kara boşuna konuşmaz. Yani konuşmazdı. Mutlaka bir şeyler öğrendi. Ama bildiklerini yanında götürdü işte. Artık elden bir şey gelmez ki. Kara ne öğrendiyse... ...demek ki çevrede ulaşılabilecek bilgiler var. Bu Almanya meselesi de doğru olmayabilir. Galip söyledi. Çocuğu alan aile öyle söylemiş. Ağzınla söyledin işte. Aile öyle söylemiş. Yanlış da olabilir. Yaman. Allah aşkına biraz çocuk konusunu konuşmasak olur mu? Hadi canım, içeri geçelim. Gelin hanım her gün bir adet çıkarıyor. Şimdi de oğlanın odasına yemek taşıyor.
Bugünlerde oğlanı çok şımartıyor. Baş edemeyeceğiz. Neymiş? Toprak babasına küsmüş. Hayır değil anne o zaman. Bu evin bir düzeni yok mu? Bana hayır demesini biliyorsunuz. Kızım hayır desek ne olacak? Yine hırgür çıkacak. Ses etmeyin. Toprağın gönlü hoş olsun. Benim için mühim olan bu. Yaman kapı kapı dolaşıyormuş. Kazayı bir gören var mı diye soruşturuyormuş. Günaha gireceğim ama Yaman'ı ah ettik. Ahımız karaya tuttu. İşi gücü bırakmış. Herkesin kapısında and içiyormuş. Çarpıp kaçanı bulacağım diye. Kendini de iyice koyvermiş. Peki çarpan bulunursa ne yaparlar ki? Çarpmak suç mutlaka. Ama ölüme terk edip kaçmak çok daha ağır bir suç. Çok daha ağır cezası vardır. Allah herkesi çoluğuna çocuğuna bağışlasın. Ulan böyle bir şerefsizliği nasıl bir insan yapar bilmem ki. Kim bilir baba? Kim bilir? %70. Gel bakalım koluna. 44 saatimde kol. Gel bakalım görüyor musun? Sırt 38. En gösterişli kostüm benim olsun. Emredersin. Şimdi hava mı diyeyim? Yerim ben senin havanı. Bel 65. Geç yani. Teşekkür ederim hocam. Yoğurdum size. Rica ederim. Size kolay gelsin. Ya. Ne yapayım? İlla sert önlemler mi alayım? Onu mu istiyorsun yani? Ne demek o Kevser ya? Ne demek olduğunu görürsün. Benim sınırımı zorlama Feraye. Ne yaparsan yap o çocuğun annesi olamazsın. Bir rüya görüyorsun sen. Boş bir hayal bu. Onun annesi benim. Ve bunu ispatlamak için de ne gerekiyorsa yaparım. Eyvallah, size sağ ol. Bu sana. Bizim deli kız da. Bu kadar. Kolay gelsin. Sağ ol. Hiç olmazsa güzel çıktığın bir fotoğrafım olsun sende. Selma, sen bizim başımıza bir işler açacaksın ya. Dur bakalım. Bulunacak, bulunacak. Siz hiç merak etmeyin, bulunacak. Nasıl bulunacak İlmi? Hey gideyim. Kim Murdi'ye gitti koca kara? Çarpan da cerisin tekiymiş. Adam çoktan uzadı gitti. Dışarıdan biri çarptı belli ki. Yoksa polis bulurdu. Yaman Efe bu işin peşini bırakmayacak. Yapanı bir yakalarsa ibanını gevretecek vallahi. Gazeteye ilan bile vermiş. Gören bilen varsa büyük ödül veriyor bak. Bu Yaman başkandan korkulur vallahi. Servet. İlanı sen de gördün mü? Bak. O vicdansızın yanındaki hak kalmaz elbet. Bugün yarın yakayı ele verir.
aynı okul? Yine aynı. Neler yaptın bakalım? Bütün gün ders. Sen bana hiç yalan söylemezdin Toprak. Ben bugün okula geldim. Feraye senin ölçülerini alıyordu. Neden bana yalan söylüyorsun? Çünkü sen benim onunla konuşmamı istemiyorsun anne. Ama biz ondan çok eğleniyoruz. O çok komik bir kadın. İnan bana. O da Yaman'dayım gibi iyi biri. Sen de tanısan anlarsın. Oğlum sen daha çocuksun, anlayamazsın böyle şeyleri. Sen üzülme diye konuşmamaya çalışıyorum onunla. Ama onu görünce tutamıyorum kendimi. İyi arkadaş olsanız, bir kahve içseniz, belki sen de tanırsın onu. Yeter artık Toprak. Ben o kadını tanıyacağım kadar tanıyorum. Sen de biraz büyük sözü dinle, sinir etme beni ya. Başlamışsın. Evet. Bugün ölçüleri alınca kalıpları çıkardım. Görsen ya onu kadar tatlıydı ki çocuklar. Ne yapıyor yaramazlar? Var mı bir vukuat? Yok ama yengeleri elbiseleri dikiyor ya, bir havalandılar görsen. Sen de çocuklarla çocuk oluyorsun. İyi geliyor bana. Perihan nasıl? Bilmem, iyidir herhalde. Görüşmüyoruz ne zamandır. Onun sana ihtiyacı var ama. Bence onu biraz düşünmeye ihtiyacı var. Neden? Öyle aramızda. Bugün daha iyi misin? Yorgunum Kevser. Yorgunum. İşe de gitmiyorsun doğru düzgün. Neyin yorgunluğu bu anlamıyorum. Her şeyin Kevser. Babamın, işlerin, evin. Sanki hepsi üstüme oturmuş, nefes alamıyorum. Ya işte bu yüzden gidelim bu evden demiştim ben sana. Keşke seni dinleseydim Kevser, keşke. Cezam çok ağır oldu. Servet. Gitsek ya buradan. Nereye? İstanbul'a gidelim. İstanbul'a mı? Yani İzmir bile olur. Bu ev çok basıyor bana artık. Oğlumuzu alıp gidelim buradan. Sahi mi diyorsun? Tabii ya. Ne kaybederiz? Bir düşünsene. Hatta kazanacaklarımızı düşün. Kendi işimizi kurarız. Yani ne bileyim, buranın bir şubesi de olur tabii. Ama en azından kendinin patronu olursun. Babanın çalışanı değil. Kimsenin eline bakmayız. Ben de elimden geldiği kadar sana destek olurum. Ha? Hayır demeden önce bir düşün. Ben varım. Gidelim Kevser. Gidelim karıcığım. Nasıl yani? Hemen kabul mü ettin? Ya bunda düşünecek bir şey yok ki. Burada daha fazla kalırsak babamla iyice papaz olacağım. Benim bağımsız kalmama izin vermeyecek ki. Gidelim. Gidelim İstanbul'a be. İstanbul'a mı gidiyoruz? Şişt, oğlum bağırma. Konuşuyoruz sadece. Daha bir şey yok ortada. Aramızda kalsın. Ya burası daha güzel. Niye oraya gidiyoruz ki? Biz biz olacağız aslanım. Yeni bir evimiz olacak, yeni bir arabamız olacak. Bambaşka bir hayat kuracağız. Burada istediğimiz her şey var. Bunlar şimdi konuşulacak şeyler değil. Hem sen niye ayaklandın bakayım? Uyuyamadım. Hadi gel, gel.
Toprak gel bakalım. Çok güzel olmuşsun canım. Harika. Aynaya bakmaya gidebilir miyim? Hadi git bakalım. Bu taçla yakarsın artık ortalığı. Beğendin mi? Beğendim. Prova bitti herhalde. Bitti. Ha çocuklar, prova bitti. Herkes kostümlerini çıkarsın. Müzik odasına. Hadi. Hadi. Burakcığım. Biri canlı mısın sen? Oho. Kim? Biz taşınıyoruz falan yenge. Nereye? İstanbul'a. Dün gece annemler söyledi.